Haydi. Leyla. Nasılsın? İyiyim Yemin. Neredesin? Neredeyim? Oteldeyim. Kahvaltı yapalım mı? Otele gelip seni alayım. Ya yok yok, otele gelme sen. Ben tezgahı erken açacağım zaten bugün. Sahilde buluşuruz. Tamam. Ben de orada prova yaparım. Güzel. Tamam, oldu. Ya kapatmamış. Alo. Ya kapatsana. Yok. Önce sen kapat diye bekliyorum. Ya olur mu? Kapat işte önce sen. O zaman 3'e kadar sayıp aynı anda kapatalım. 1, 2, 3. Neyi 3? Ulan şu yaştan sonra düştüğümüz hale bak ha. Önce sen kapatmış. Ulan boynum da koptu, kopacak ha. Al bakalım. Kimle konuşuyordun? Hiç. Bir arkadaşla. Bir arkadaş. Tanımadığın bir arkadaşın mı var? Yok. Konserle ilgili teknik bir konu konuşuyordum. Havada sorgu kokusu mu var? Ben mi yanlış anladım? Yok canım, ne sorgulaması? Estağfurullah. Ama bu aralar sende değişik bir heyecan var. Yani hoşuma gidiyor. Tabii ki nedenini de merak ediyorum. Bahardan olabilir. Konser de yaklaşıyor. Peki. Baba, Yılmaz amcayı dün akşam defalarca aradım ama ulaşamadım. Senin haberin var mı? Maalesef. Kötü bir şey olmadı değil mi? Başına bir şey gelmemiştir. Şimdilik bir şey yok. Olsa biliyorsun, kötü haber tez duyuluyor. Ziya abi sürekli bütün karakolları, hastaneleri araştırıyor. Sıra kadem bastı Yılmaz. Yılmaz amca niye böyle bir şey yaptı baba? Yani nerede olduğunu sana söyleyebilirdi. Yılmaz amcan kaybetti kızım. Dolandırıldı, iflas etti, boşandı. Kaybeden herkes gibi kendini suçluyor. Ve en yakınındakilerden kaçıyor. Ben anlıyorum onu. Keşke destek olmamıza izin verseydi. Keşke. Bilal'in tuzağına düştü. Yani beraber düştük. Ve yasal olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yılmaz da bunu kaldıramadı tabii. Umarım en kısa zamanda ortaya çıkar baba. Umarım. Neyse, ne yapıyorsun bugün? Provaya gideceğim. Sonra da eve geleceğim. Sen? Hiçbir işim yok. Hadi provadan sonra birlikte bir şeyler yapalım. Ya da dur. Birlikte gidelim. Ben beklerim orada. Yok. Benim provam çok uzun sürecek. Ya çok beklemen gerekebilir. Tamam, anlaşıldı. Git bakalım provana. Senin kadar ben de çok seviniyorum şu konser işine. Hatta şu an beni mutlu eden tek şey diyebilirim. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Demir. Efendim anne. Nereye? İşim var. Baban ortalıkta yok. Sen nasıl rahat bir adamsın ya? Ne diyorsun sen anne ya? Baban diyorum. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Adamdan hiçbir iz yok. Kaç gündür nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyoruz bile. Hiç mi merak etmiyorsun? Senden fazla merak ediyorum. Ama ne yapabilirim? Bakabileceğimiz her yere baktık, sorabileceğimiz her yere sorduk. Ama adam yok. Ne yapmamı bekliyorsun? Acaba şu sizin köylüler biliyor mudur nerede olduğunu? Zümrütleri mi diyorsun? Ya bizim başımıza neler geldi. Babam dolandırıldı, iflas etti adam. Ama senin gündemin hiç değişmedi değil mi? Aynı kaldı. Babamı kıskanmaya devam ediyorsun. Zaten yaptığın başka bir şey yok ki. Ne alakası var Demir? Belki biliyorlar. Bırak Allah aşkına, ben de oturmuş seni dinliyorum burada.
Alo Bilal. Efendim Sevgi. Ben yine aynı şeyi soracağım. Nimaz'dan bir haber yok. Olunca mutlaka seni ararım. Tamam, ben yine de sorayım dedim. Bir şey öğrenirsem haber vereceğim. Merak etme sen, her şey yolunda. Şimdi kapatmam lazım, biraz işim var. Tamam. Nereye gider bu adam? Adam her şeyini kaybetti Bilal Bey. Her şeyini kaybeden insan çeker gider. Yani ben olsam çeker giderdim. Gittiğine inanıyorsun yani. Keşke ben de senin kadar emin olsam. Yani otel kayıtlarına baktırdık. Çıkış yapmış, havaalanına gitmiş. E gören de yok. Sizin anlayacağınız Bilal Bey, Yılmaz bitti. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siz yine de tetikte olun. Aramaya devam edeceğiz.